Hazreti Ali radıyallahu an Efendimizin münacatı. Allah'ım, her şeyi kuşatan rahmetin hakkı için, kendisiyle her şeye hakim olduğun, her şeyin kendisine boyun eğdiği ve her şeyin önünde diz çöktüğü kuvvetin hakkı için, kendisiyle her şeye galip ve üstün olduğun Ceberut'un hakkı için, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetin hakkı için, her şeyi kuşatan azametin hakkı için, her şeyin üstündeki saltanatın hakkı için, her şey yok olduktan sonra baki kalan vechin hakkı için, her şeyi kaplamış isimlerin hakkı için, her şeyi kuşatan ilmin hakkı için senden diliyor ve dileniyorum. Ey Nur! Ey Kuddus! Ey ilklerin ilki! Ey sonların sonu! Allah'ım, ismet perdelerini yırtan günahlarımı bağışla. Allah'ım, acı ve musibetlerin gelmesine sebep olan günahlarımı bağışla. Allah'ım, nimetleri başkalaştıran günahlarımı bağışla. Allah'ım, duaları hapseden günahlarımı bağışla. Allah'ım, belaların inmesine sebep olan günahlarımı bağışla. İşlediğim her günahı ve yaptığım her hatayı bağışla. Allah'ım, zikrinle sana yaklaştır. Seninle senden şefaat dilerim. Bitmez tükenmez cömertliğin hakkı için, senden beni kendine yaklaştırmanı, şükrüne beni muvaffak kılmanı ve bana zikrini ilham etmeni diliyor ve dileniyorum. Allah'ım, karşında huzu, zillet ve huşu içindeki birinin dilemesiyle senden bana müsamaha göstermeni, bana merhamet etmeni, bana verdiğine rıza ve kanaata ve her halimde tevazuya beni muvaffak kılmanı diliyorum. Allah'ım, mahrumiyeti şiddetlenen zorluklar karşısında hacetini sana arz eden, yanındakine rağbeti arttıkça artan birinin dilemesiyle senden diliyor ve dileniyorum. Allah'ım, saltanatın yücedir, makamın uludur, mekanın gizlidir, emrin ortadadır, hakimiyetin her şeyin üstündedir, kudretin her şeyde caridir ve hükmünü icradan kaçmak mümkün değildir. Allah'ım, günahlarımı affedecek, kabahatlerimi örtecek ve amelimden çirkin olanları güzele tebdil edecek senden başkasını bulamıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen her türlü noksandan ve sana yakışmayan her türlü yanlış atıftan münezzehsin ve bütün hamd sanadır. Ben nefsime zulmettim. Cehaletimle bir cürette bulundum ve geçmişte beni anmana ve bana olan nimetine itimat ettim. Allah'ım, Mevlam benim. Ne çirkinlikler işledimse sen hepsini örttün. Üzerime ne belaları çektimse sen hepsini geri aldın. Düşmeme her ramak kaldığı anda beni tuttun, korudun. Her kötülüğü benden savdın. Hiçbir övgüye ve güzelliğe layık olmadığım halde sen onları bana verdikçe verdin. Allah'ım, giriftar olduğum belalar çok büyüktür. Hallerimdeki kötülük hiçbir sınır tanımıyor. Amellerim pek yetersiz. Zincirlerim beni yere mıhlamakta. Tuğli emellerim faydalı her şeyden beni alıkoymakta. Dünya aldatıcı cazibesiyle, nefsim de cinayetleriyle beni baştan çıkarmaktadır. Efendim, senden diliyor ve dileniyorum. Amellerimin, işlerimin kötülüğü, duamın sana ulaşmasına mani olmasın. Gizli hallerimden haberdar oluşun, perdemi yırtmasın. Kötü hallerimden, günahlarımdan, aşırılıklara devamımdan, cehaletimden, şehvetimin çokluğu ve gafletimin büyüklüğünden dolayı bana ceza ile muamelede bulunma. Allah'ım, izzetin hakkı için her halimde bana karşı rauf ol.
bütün işlerimde atuf ol. İlahi ya Rabbi, senden başka kimim var ki ondan sıkıntılarımı gidermesini ve işlerime nezaret etmesini isteyeyim. İlahi, kusurlarımdan ve nefsime karşı aşırılıklarımdan sonra sana özür dileyerek, pişman olarak, kırık kalple, istiğfar ve inabe ile ve günahlarımı itirafla geldim. Senin özrümü kabulünün ve beni rahmetinin olanca genişliğine alıp kabul etmenin dışında kaçacak ve yönelecek bir yerim yok. Allah'ım, özrümü kabul et, perişaniyetime merhamet et ve beni bağlarımdan kurtar. Rabbim, bedenimin zafiyetine, cildimin inceliğine, kemiklerimin incelmesine merhamet et. Ya Rab, senin birliğini itiraf etmeme rağmen ve kalbimde marifetin, dilimde zikrin ve içimde muhabbetin varken, itiraf ve duamda sadıkken ve rububiyetine boyun eğip dururken beni ateşle azaba terk eder misin? Heyhat, sen öylesine kerimsin ki rububiyetin altındakini zayi etmez. Bir defa yaklaştırdığını uzaklaştırmaz. Sığınağına aldığını kovmaz. Ve koruyup merhamet ettiğini belaya atmazsın. İlahi, ey Mevlam! Azametine secde ile yere kapanmış yüzleri, sıdk ile birliğin ve sena ile şükrünü ifade eden dilleri, uluhiyetine inanarak itiraf eden gönülleri, senin bilginden edindiğiyle haşiyet duyan kalpleri, itaatle sana ibadete koyulan ve izanla istiğfara yönelen vücut azalarını ateşe salar mısın? Hayır, hakkındaki zannımız bu değildir. Fazlından bize bildirilen bu değildir. Ya Kerim, ya Rab! Dünyanın en küçük sıkıntı ve belalarına bile tahammül edemediğimi biliyorsun. Halbuki dünyanın belaları, kötülükleri azdır, süresi kısadır. Böyleyken ahiretin süresi uzun, eksilmez ve azalmaz ve senin gazabından ve öfkenden kaynaklanan belalarına ben nasıl tahammül edebilirim? Ya Rabbi! Beni düşmanlarınla birlikte azaba düçar edecek, beni belana maruz olanlarla birleştirip, sevdiklerin ve dostlarından ayıracak olursan, haydi azabına sabretsen bile, senin ayrılığına nasıl sabredebilirim? Ateşinin sıcaklığına sabretsem bile, senin kerem ve ikramına yönelmemeye nasıl sabrederim? Recam affın iken, ateşte kalmaya nasıl sabrederim? İzzetin hakkı için, ey efendim, Mevlam, yemin ederim ki, eğer bana konuşma imkanı verirsen, bir ümitle feryat edecek, yalvarıp yakaracak, ağlayıp sızlayacak ve nida edip sesleneceğim ki, neredesin ey müminlerin koruyup gözeteni, ey ariflerin nihai emeli, ey yardım dilenenlerin yardımcısı, ey sadıkların kalplerinin sevgilisi, ey alemlerin ilahı, seni her türlü noksandan, her türlü sana yakışmayan atıftan tenzih ederim. Bütün hamd sanadır. Görür işitir misin ki, emirlerine muhalefetle zindana tıkılmış, günahlarıyla ateş azabını tatmış, cürmüyle ateşin tabakaları arasında kalmış bir Müslüman kul var. Rahmetini umarak sızlanıyor. Birliğine inananların diliyle sana sesleniyor. Ve rububiyetini sana vesile kılıyor. Ey Mevlam! O, daha önce gösterdiğin hilmini umarken azapta nasıl kalır? O, senin fazlını ve rahmetini beklerken ateş ona nasıl elem verir? Sen onun sesini duyar, yerini görürken ateş onu nasıl yakar? Zayıflığını bilirken ateşin karanlığı onu nasıl örter?
sıdkını bilirken o ateşin tabakaları arasında nasıl gider gelir? O ey Rabbim diye çağırırken zebaniler onu nasıl alır götürür? O kurtulmak için fazlını ümit ederken sen onu nasıl ateşe atarsın? Hayır. İlahi, Seyyidi, takdir buyurduğun kudret hakkı için şu gecede ve şu saatte işlediğim her cürmü, her günahı affetmeni, üzerini örttüğüm her çirkinliği, gizlediğim veya açığa vurduğum her cahilane işi, yazıcı meleklerinin yazmasını emrettiğin ve vücudumun azalarıyla birlikte onların da şahit olduğu her seyyiyemi affetmeni diliyor ve dileniyorum. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya İlahi, Ya Seyyidi, Ya Mevlam, Hak ve Kuddüs oluşun hakkı için, sıfatlarının ve isimlerinin en büyükleri hakkı için, senden gece gündüz bütün vakitlerimi zikrinle mamur ve daim hizmetinde kılmanı, amellerimi kabul etmeni diliyor ve dileniyorum. Ta ki amellerim ve evradım tek bir virt olsun, halim hizmetinde sürekli olsun. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, vücudum azalarına hizmetinde kuvvet ver. Sana haşyette ciddiyet, hizmetinde devam ver. Öyle ki önde gidenlerin meydanında sana yürüyeyim. Sana gelmekte yarışanlarla birlikte yarışayım. Senin yakınlığına iştiyakı olanlarla birlikte iştiyak duyayım. Muhlisler arasında sana yaklaşmaya çalışayım. Yakin sahiplerinin korkusuyla senden korkayım. Müminler arasında civarına varayım. Allah'ım, bana kim kötülük dilerse sen geri çevir. Kim bana hile ederse ona mukabele et. Beni katındaki nasip itibariyle en iyi, sana yakınlık itibariyle en yakın, nezdinde en has kullarından kıl. Buna ancak senin fazlınla ulaşılır. Bana karşı hep cömert ol. Beni şerefinle şerefyap kıl. Rahmetinle koru. Dilimi daima seni zikreden bir dil kıl. Kalbimi muhabbetinle doldur. Dualarıma icabetle beni nimetlendir. Sürçmelerimi azalt. Kaymalarımı affet. Sen kullarına sana ibadeti hükmettin. Sana duayı emrettin. Ve onlara icabet sözü verdin. Ben de buna uyarak Ya Rabbi yüzümü yere koydum. Ya Rabbi ellerimi sana açtım. İzzetin hakkı için duama icabette bulun. Beni arzuma ulaştır. Fazlından recamı kesme. Cin ve insanlar arasındaki düşmanlarımın şerrinden beni koru. Ey hemen razı oluveren, duadan başka bir şeyi olmayan şu kulunu bağışla. Çünkü sen dilediğini işlersin. Ey ismi deva, zikri şifa, taati gına olan, sermayesi reca, silahı büka olan şu kuluna merhamet et. Ey nimetleri bol verip tamamlayan, ey musibetleri def eden, ey karanlıklarda korku içinde kalanların ışığı, ey öğretilmeden bilen, Resulün, Habibin Muhammed'e ve Ali Muhammed'e salat eyle. Sen bana, sana yakışanı yap. Allah'ın salatı ve selamı Resulüne ve Aline olsun. Amin.